Sayın hocalarım, değerli meslektaşlar, katılımcılar. Ben de bu bölümde size artroskopi ameliyatı için kullandığımız portalleri nasıl açtığımızı ve biraz önce açık gördüğünüz anatominin artroskopi kısmından nasıl göründüğünü anlatmaya çalışacağım. Öncelikle omuz artroskopisi öğrenmeniz uzun, bu her yerde söyleniyor bir prosedür. Eğer doğru tanıyı koymak istiyorsak ve tedaviyi doğru yapabilmek istiyorsak da anatomiyi kesinlikle iyi bilmemiz, sistematik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Portallerden başlamaya çalışacağız. İlk olarak ameliyata başlamadan önce bazı anatomik noktaları palpe edip belirlememiz, onları işaretlememiz gerekiyor. Ameliyata başladıktan sonra artroskopi ameliyatı eklem içine sıvı vererek yapılan bir ameliyat olduğu için bu yapıları anatomik noktalara palpe etmemiz bayağı zorlaşıyor. İlk etapta klavikulun anteriorunu, akromionun anterior, lateral ve posteriorunu ve spinous kapının posteriorunu kalemle işaretliyoruz ameliyata başlamadan önce. Daha sonra bu noktaları birleştirdiğimiz bir çizgi yaratıyoruz. Hemen 5 noktayı, biraz önce yaptığımız 5 noktayı birleştirdiğimiz. Yine klavikula posteriorunu ve spinous kapının anteriorunu da belirleyip onları da şöyle bir yuvarlak çizgiyle birleştiriyoruz. Bu bizim lateral portal için yardımcımız olacak. 3 tane temel portal var. Bu çizgileri çektikten sonra bu portallerin yine işaretlemeye çalışıyoruz. Posterior portali, akromion posterior'un 2 cm altında, hafif 1 cm medyanında genelde bir soft point hissederek, elimizde soft point'i hissederek bulabiliriz. Infraspinatus ile teres minor arasında bir boşluk gibi oluyor orası. Palpasyonla yumuşak bir şekilde hissediliyor. Artı korakoid çıkıntının hemen 1 cm lateralinden anterior portali işaretliyoruz. Anterior kullanacağınız portal yeri burası. Ve yine klavikulum posterior ile spinous kapı anterior'a birleştirdiğimiz bu çizginin klavikulum posterior'dan bir dik inersek akromion lateralinden geçen ve yaklaşık lateralinden 2 cm altında olan lateral portali de işaretleyebiliriz. Esas olarak kullanacağımız artroskopide 3 tane temel portal bunlar. Burada bir video liste, bunu da biraz göstermek istiyoruz. Bakın, biraz önce bahsettiğim gibi posterior akromion, anterior akromion ve lateral akromion'a işaretleri koyduk önce. Daha sonra spinous kapının posterior'unu ve klavikulanın da anterior'un işaretleri koyduk ve bu noktaları birleştirdik önce. Daha sonra da yine spinous klavikula posterior ile spinous kapının anterior'unu birleştiren bir çizgi yaptık. Lateral portayı belirlemek için buradan bir dik indik. Korakoid çıkıntıyı palpe ediyoruz, onu işaretliyoruz. Daha sonra eklem çizgisini elimizde arkadan ve önden o soft pointleri tutarak işaretliyoruz ve eklem hareketini sağlıyoruz. Posterior portal, dediğim gibi, yaklaşık posterior akromion posterior 2 cm altında kadar oluyor. Lateral anterior portalı da korakoidin 1 cm lateralinde işaretledik. Cildi kesiyoruz sadece. Daha sonra geri kalan kısmını küntrokarla geçeceğiz diğer anatomik yapıları. Ve omuz ekleminin ekvatoruna doğru, korakoidin 1 cm lateralına doğru yönlenirsek eğer ekleme girmemiz daha kolay. Bu şekilde de posteriordan görüntülenen portalından ekleme girmiş oluyoruz. Dediğim gibi temel portalleri bir de böyle anatomik olarak göstermek istedik. İnfraspinatus ile teres minor arasında olan bu posterior portal. Burada kuadrangül olarak da biraz önce Robert Hocam bahsettiği gibi aksiler siniri var. Daha aşağıda, ona dikkat etmemiz lazım. Anterior portalde yine eğer korakoidin daha medyenine gidersek burada brachial plexus, musculocutan sinir, aksiler siniri ve zedeleme şansımız var. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Lateral portalde yine şurada gördüğümüz gibi hemen akromion 5 cm altından nörus aksiler dönüyor. Biz 2 cm altından açmak istiyoruz lateral portali ama daha aşağı gidersek burada da yine aksiler siniri riski altında bırakabiliriz. Bu temel portal dışında birçok tanımlanmış portal var şu anda burada değinmediğimiz. Ama esas bunun ana fikri, korakoid çıkıntının lateraline geçmeden, akromionun 5 cm mesafesinin altına inmeden, posteriordan itibaren o korakoide kadar herhangi bir yerden, güvenle istediğiniz yerden bir portal açabilirsiniz. Yine de anatomiyi dediğim gibi sıklıkla tekrarlamak önemli olacak. Şimdi portalleri açıp şeye girdikten sonra, ekleme girdikten sonra ilk olarak referans noktamız aslında bizim biceps uzunbaşı. Orayı bulmaya çalışıyoruz öncelikle. Burası bizim referans noktamız yok. Bundan sonraki yapıları onlara göre planlamak
ya çalışıyoruz. Burada aşağıda subscapularis tendonunu görüyoruz. Bakın burada supraspinatusun yapışma yeri var. Burada humerus başı. Aşağıda biraz önce supraklonohumeral ligamenti gördük. Ama öncelikle biceps uzun başını bulmaya çalışıyoruz. Bazen spontan olarak yok oluyor. Çok nadir olarak doğuştan olarak yok olabiliyor. O zaman da subscapularis kasını referans almamız gerekiyor. Daha sonra da ikinci iş olarak bicepsi belirledikten sonra bir hayali bir üçgen oluşturmamız lazım. Şu yukarıda biceps, labrum ve subscapularisun böyle oluşturduğu bir üçgen. Bu üçgeni biz oryantasyon açısından oluşturmamız çok önemli ameliyatın ilk başında girdiğimizde. Üçgenin tabanı rotator interval oluşturuyor. Bu supraglenohumeral ligament ve coracohumeral ligamentin beraber oluşturduğu bir yer. Burası aynı zamanda bizim anteriyordan anterior portal giriş noktamız. O korakoidin bir santim lateralinden girdiğimizde buradan çıkmaya çalışıyoruz. Portali buradan açmaya çalışıyoruz. Bu aşamada bu da önemli. Sistematik olarak anatomiyi incelemeye başlarsak genellikle 7 bölgede daha net inceleyebiliriz. Anterior, superior bölge, anterior, superior, inferior, posterior bölgeler. Humerus ayrı bir bölge olarak inceleyebiliriz. Bir de subakromial bölge eklem dışına çıktığımızda. Bu 7 yerde anatomiyi ise bazı yapıları göstermeye çalışacağım. Öncelikle anterior, superior anterosuperior bölgede öncelikle biceps tendonunu dediğim gibi biraz önce görmüştük. Biceps supraglenohumeral tüberküden başlayıp yukarı doğru omuz ekleminin içinden geçen ve eklemin içerisinde bir daha sonra oluktan çıkan bir yapıya sahip. Burada gördüğümüz gibi posterior ve anterior play yapılarıyla içindeki bicepsin eklem içindeki stabilitesi sağlanıyor. Bu play yapılarına supraspinatus ve subscapularis kasları katılıyor ve burada gördüğünüz gibi bir stabiliteyi sağlayan bir yapı oluşturuyor. Biceps uzun başını hem burada hem de eklem içine çıktığı yere kadar muayene etmemiz lazım. Çünkü o oluktan çıktığı yerde de dejeneratif artrit, laminasyon, sinovit gibi sıkıntılar da yaşayabilir. Bakın burada gördüğümüz gibi bir prop yardımıyla çekerek iç tarafında görmemiz lazım. Biceps'te bir sıkıntı var mı diye. Yine bu bölgede bicepsin bazı varyasyonları olabiliyor intraartiküler olarak biceps tendonunun. Hiç olmayabiliyor biraz önce bahsettiğim gibi. İki başlı olarak, split origin'in iki başlı olarak çıkabiliyor yerinden. Bazı yapışıklıkları olabiliyor. Medial'de yapışık olarak, kapsüle yapışık olarak seyredebiliyor. Tamamen kapsülün içinde yapışık olarak seyredebiliyor. Burada gördüğümüz gibi. Ve lateralden yine yapışık olarak seyredebiliyor. Bu tarz varyasyonlar görebiliriz biceps tendonunda. Bakın bu da lateralden yapışık olarak giden bir biceps uzun başı tendonu. Yine aynı şekilde bu humerus başına yakın tarafında yapışıklıklara beraber bazı hamak dediğimiz böyle biceps sanki bir hamak gibi alsan kuleyler de karşılaşabiliyoruz. Bakın burada lateralden kısa bir şekilde hamak kuley dediğimiz bir yapı görüyoruz. Ve aynı şekilde medialde de yine bu puleyler olabilir. Bu daha uzun bir, lateralden tutan bir puley. Bunların ne klinik önemi var bunları söylememin? Gazi Üniversitesi'nden çıkan bir geniş serili bir çalışma var. Bu yapılan çalışmada bu tarz varyasyonların özellikle slap lezyonlarını, tendon rigiditesini arttırarak slap lezyonlarını arttırdığı bulunmuş. Anterosuperior bölgede bir diğer yapı da rotator interval. Biraz önce bahsettim. Bu üçgenin tabanını oluşturan bir yapı. Coracohumeral ligament ve superior glenohumeral ligamentin beraber oluşturduğu bir yapı. Anterior portali açtığımız girdiğimiz yapı aynı zamanda. Burada subscapularis de alt sınırını oluşturuyor. Rotator intervalden iki tane ligament oluşturuyor dediğim gibi. Bir tane superior glenohumeral ligament. Bu yine supraglenohumeral tüberküden başlayıp yukarıda bicepsin stabilitesini sağlayan anterior pulleye katılan bir yapı. Bir diğer şeyi de coracohumeral ligament oluşturan. Coracohumeral ligament. Coracohumeral ligament de yine hem bicepsi tutan puleyi oluşturuyor, hem rotator intervali oluşturuyor burada. Hem de yine biraz önce Rahmet Hoca'nın söylediği rotator kablo yapısına da katkı sağlayan bir ligament. Şimdi bu anterior superior bölgede bazı yerlerde anatomik varyasyonlar görebiliyoruz. Özellikle şu bisipitor ablar junction'da
Bağlandığı yerde bakın şurada gördüğümüz gibi küçük bir girinti, supralar esas olabiliyor. Bunu diğer anatomik bir varyasyon olduğu için hastalık şeyleriyle karıştırmamamız lazım. Labrum meniskoid şekilde böyle biraz kalın, saçaklı şekilde yine olabilir girdiğimizde. Ekvatorun üst bölgesinde yani anterosuperiorablumun ekvatorun üst bölgesindeki bu tarz böyle defekleri olabilir. Bunları da yine patolojilerle karıştırmamak lazım. Genellikle %10 delik şeklinde ve böyle bir delik olduğunda subsakapularla SS'le de ilişkili oluyor bunlar. Oraya da eklem fareleri girip saklanabiliyor. Ama bunlar patolojik görüntüler değil. Tamamen varyasyon görüntüleri. Çünkü dediğim gibi bir hem ekvatorun üstünde şeyler yapılar hem de bir subsakapular junction'da kısa bir şekilde. Bazen de bu Ford kompleksi dediğimiz bir yapıda orta glomerular ligamenti kord şeklinde görebiliyoruz. Birazdan bahsedeceğiz daha iyi ama anterosuperiorablum yok ve orta glomerular ligamentli kord şeklindeyse o zaman da buna bu Ford kompleksi diyoruz. Yine Gazi Üniversitesi'nden çıkmış bir genişleri çalışma var. Bu yapı tutulumlar incelenmiş. %85 hastada normal tutulum olduğu yapılan hastalarda bulunmuş. %2,5'da subrablar lestes, %7,5 subrablar foramen, %4 hastada da bu Ford kompleksi görülmüş. Superior bölgeye bakarsak da burada iki tane yapı karşılaşıyoruz. Bir tane superior labrum, bir tanesi de glenoidin superior artiküler yüzeyi. Bu slap lezyonları dediğimiz lezyonlar biraz önce söylemeye çalıştım. Bu yine bisepsin ankorunun labruma tutunduğu yerde. Bakın biraz önceki anatomik şeyden, varyasyondan çok farklı. Burada hem santralde hem periferde hiçbir yerden tutunmuyor. Yani onun için bu subrablar reses ve girintiyle karıştırmamamız lazım bunu. Biraz önce sadece burada küçük bir delik varken bakın bu her yerden hem santral hem periferden hiçbir yerden tutunması yok. Bu şekilde olursa slap lezyonu diyoruz. Buradaki bir slap 2 lezyonu birçok slap lezyonu tanımlanmış. İlk başta temel olarak 4 tane vardı ama daha sonra başka şeyler de eklendi. Burada gördüğümüz bir slap 2 lezyonu o da zaten bahsedilecek birazdan. Yine biraz önce söylediğim gibi böyle meniskoid şekilde de olabiliyor ablum. Onu da atlamamız lazım. Anterior bölgede önemli yapılar var. Subsacapular tendonu, orta glenohumeral ligament, anterior labrum, anterior glenohumeral eklem yüzeyi ve inferior glenohumeral ligamentin anterior bandı var. Subsacapularis biraz önce Rahmet Hoca söylediği gibi en güçlü rotor manşet kası. Genel %30 eklem içinde seyrediyor. Burada gördüğünüz gibi tendon çıplak şekilde de görülebiliyor. Özellikle bu küçük tüberküle yapıştığı yerdeki yırtıklar bazen atlanabiliyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Anterior bölgede subsacapular tendonunu da görebiliriz. Biraz önce de bahsettiğimiz üçgende zaten alt sınırını oluşturmuştu, görmüştük. Orta glenohumeral ligament dediğim gibi birçok varyasyonda olabiliyor. Biraz önce ince olarak gördük. Bakın burada yine subsacapular 60 dereceyle çaprazlayan bir şey. Kalın haline, kalın bir şekilde kalın varyasyonunu görüyoruz bu görüntüde. Kord şeklinde olabilir. Kord şeklinde olup bir de superior, anterior superior labrum yokluğunda o zaman biliyorsunuz buna bu Ford kompleksi biraz önce bahsettiğim gibi diyoruz. Hem kord şeklinde ortoglenohumeral ligamenti görüp hem de burada bakın var ama anterior superior labrum olmadığı durumlarda da bu Ford kompleksi olarak nitelendiriliyor. Anterior bölgenin bir diğer önemli yapısı da anterior labrum bölgesi. Anterior labrumun klinik olarak önemi özellikle tekrarlayan omuz çıkıklarında biliyorsunuz bankart lezyonu tanımlanmış. Ekvatorun alt kısmındaki yırtıklarda eğer böyle yırtıklar varsa bu sefer biz bankart lezyonu bu tanısını buradan koyabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim o subrablar foramenle farkı değindiğim gibi ekvatorun üstte yani o bisepsin yakın kısmında değil omuz ekvatorun alt kısmında olan yırtıkların bankart lezyonu değerlendirmesi burayı da muayene edebiliriz. Yine anterior glenoid eklem yüzeyinde çok böyle incelmiş santral nokta dediğimiz bir nokta var. Bu kıkırdak defekleriyle karışabilir ama genellikle bu anatomik normal bir anatomik yapı periferden santrale doğru gittikçe bu kıkırdakta incelme oluyor. Eğer ki kolu biraz bu artroskopi sırasında abdüksiyonu alıp 20-30 derece abdüksiyon biraz da traksiyon yaparsak burada gördüğümüz bir
Infraglenohumeral ligamentin anterior bandında bakın böyle daha net görebiliriz. Bu klinik olarak omuzun anterior inferior translasyonuna direnen önemli bir ligament. Bunu da yine anterior bölge içinde artroskopi sırasında muayene edebiliriz. Inferior bölgenin önemli yapısı aksiler poş. Buraya bakmamız lazım çünkü burada gördüğümüz gibi eklem farelerinin en çok sık saklandığı yerler. Dejenatif omuzlarda özellikle çok eklem faresi sıkıntısı olabiliyor. Buraya da bakarsak daha iyi bir cerrah yapmış oluruz. Sonra posterior bölgede de 3 tane yapıdan bahsedeceğiz. Infraglenohumeral ligamenti biraz önce gördük anteriori, bu posterior bandı. Labrum posteriori ve posterior glenohumeral eklem yüzü bu 3 yer yapılabilir, muayene edilebilir. Posterior labrum gördüğünüz gibi burada arka posteriordan bakılan bir şeyde de görülebilir, muayene edilebilir. Posteriordan giriş yapılan portalden. Özellikle çok yönlü instabilitelerde burada da yırtık olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Eğer iyi göremiyorsak görüntüyü anterior alıp anteriordan da posteriora bakıp oradan daha net görebiliriz. Portalip anterior portalden girerek posteriorda muayene edebiliriz. Humerus'ta da 3-4 tane yer var. Rotator manşetin yapışma yerini, rotator kabloyu, çıplak bölgeyi ve humerus eklem yüzünü görebiliriz. Burada rotator manşet, bakın supraspinatusun yapışma yeri, yukarı bisesun başını terk ettiği yere doğru gittiğimizde net olarak burada muayene edebiliyoruz. Yine aşağı tarafta infraspinatusun da yapışma yerini artroskopik olarak değerlendirebiliyoruz. Bunlar supra ve infraspinatus arasındaki bölge biraz önce Rabit Hoca'nın dediği açık olarak gördüğümüz rotator kablo. Bu çok önemli, özellikle yırtıklarda çok önemli bir yapı. Onu da burada muayene edebiliyoruz. Çıplak bölge dediğimiz fetal vasküler kan damarlarının zamanında oluşturduğu bir çocuk zamanında oluşturduğu bir yapı. Orası bu şekilde çıplak olarak daha sonra kalıyor. Hissaks lezyonları tekrarlı omuz çıkanında özellikle olan hissaks lezyonundan ayırabilmemiz için şu kıkırdak adacık var. Bir tane biraz önce gördük. Ona dikkat etmemiz lazım. Bakın şurada da çok iyi o fetal kanlanmayı gösterecek birazdan şu videoda. Bu kan damarlarının dolup boşaldığını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunun klinik önemi de hissaks lezyonu ayırmak için o kıkırdak adacığını iyi seçmemiz lazım. Çıplak bölgeyle hissaksı ayırabilmek için şu aradaki önemli bir gösterge. Yine eklem yüzeyi incelememiz gerekiyor. Özellikle yaşlı hastalarda, dejeneratif omuzu olan hastalarda kıkırdaklar, lezyonlar. Burada gördüğümüz gibi çok ileri derecede sinovitlerle karşılaşabiliriz. Bakın humerus başında da çok yine kıkırdakta dejenerasyon görülüyor. Bu keçi sakalı osteofiti normalde klasik olarak böyle görebildiğimiz X-ray'lerde yine artroskopik olarak burada da görebiliriz. Eklem içindeki işimiz bittikten sonra subakromiyal bölgeye geçeceğiz. Subakromiyal bölgede de önemli bir yapılar var. Akromiyonu, korokoakromial ligamenti, akromiyalli, osakromiyalliyi, rotor manşeti, akromiyokorokor eklemi ve korokoidi burada muayene edebiliriz. Subakromiyal bölgedeki referans noktamız nasıl omuz içinde bisepse burada da akromiyon. Öncelikle akromiyonu görüp ona göre oryante olmaya çalışıyoruz. Özellikle genç hastalarda ve rotor manşet yırtığı olmayan hastalarda ilk girdiğimizde sadece bursa dışında hiçbir şey göremeyebiliriz subakroma bölgede. Onun için önce o bursayı biraz revide edip temizlememiz gerekecek ki önümüz açılsın ve o akromiyonu bulabilelim. Burada da bakın yine bir posterior parada bu bursa yapısı. İlk girdiğimizde arkamıza çıkabilir, arkadan önümüze çıkabilir. Burada bir shaver yardımıyla lateral portalden girip bu bursayı temizleyip ondan sonra akromiyonu bulup oryante olmaya çalışıyoruz. Bu korokoakromiyal ligamentin dejenerasyonuna bağlı bu sıkışma ile ilgili bir sınıflama var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bakın bu normal bir korokoakromiyal ligament. Şurada hafif minor bir saçaklanması var. Belirgin saçaklanma bu şekilde görünüyor. Ve artık kemiğin dışarı çıktığı, çıplaklaşmaya başladı. Çok ileri derece saçaklanma. Korokoakromiyal ligamentin artık iyice dejenere olduğu kısımda bu şekilde artroskopik görüntü veriyor. Burada görebileceğiz. Bakın burada minimal bir saçaklanma var. Bu tarafta normal, tamamen normal, hiç saçaklanmamış bir korokoakromiyal ligamenti görüyoruz. Belirgin saçaklanması olan bakın akromiyon altında ve kemiği artık açığa çıkaracak kadar ileri derece dejenerasyon olan bir korokoakromiyal ligament dejenerasyonunu gördük. Rotor manşeti tabii en önemli nokta artık buraya geldikten sonra bunu görmemiz lazım, muayene etmemiz lazım. Bursa'yı temizledik, akromiyonu bulduk. Hemen altında artık rotor manşeti muayene ediyoruz. Bakın kolun rotasyon hareketleriyle bu tarafta hiçbir şey görmüyoruz. Ama diğer tarafta bir prop yardımıyla kemiğin arasına
rotor maçları kaldırdığımızda bakın çok bariz ve net bir şekilde yırtık olduğunu anlayabiliyoruz. Subakron bölgedeki muayene edeceğimiz başka bir yapı da bu. Yine akromiyokal eklemi subakron bölgede muayene edebiliriz. Özellikle akromiyonun medyanı aldıktan sonra, akromiyoplasti yaptıktan sonra daha net ortaya çıkıyor. Klavikula bakın dışarıdan bastırılıyor, bu eklem çok net olarak burada görülebilir. Eğer akromiyoklavikula eklemde bir dejenerasyon varsa, klavikula distal üçözeksiyonu dahil birçok işlem yine artroskopik olarak buradan yapabiliriz eklemi açıp. Sonuç olarak omuz artroskopisi öğrenme eğrisi uzun, deneyim isteyen bir prosedür. Ama dediğim gibi doğru tanı ve tedaviye ulaşmak istiyorsak öncelikle anatomiyi sistematik bir şekilde iyi bilmemiz ve her ameliyatta bu şekilde iyi uygulamamız ve muayene etmemiz lazım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.